bizi bulun. Küçüklüğünde menenjit geçirdi. Çok kolay ikna ediliyor. Çok kolay yönlendiriliyor. Dolayısıyla kendi iradesini kullanmıyor. Cevat diye birinin yanında olduğunu biliyoruz. Lütfen yardım edin demişti. Şimdi Yeliz buradasın. Sen bambaşka şeyler anlatıyorsun. Cevat bambaşka şeyler anlatıyor. Cevat hatta mısın? Evet. Sevgili izleyiciler, ne düşünüyorsunuz? Sizce Cevat mı doğru söylüyor yoksa Yeliz mi doğru söylüyor? Çünkü ikisi farklı şeyler söylüyor. Ya birinizin yalan söylüyor olması lazım. Ama hanginiz yalan söylüyorsunuz? Sen mi yalan söylüyorsun, Cevat mı yalan söylüyor? Ben doğruları söylüyorum Didem Hanım. Yani sen orada aldatıldığını telefonda görünce... Evet. Yani zaten gider gitmez de Cevat'a bakmaya başlamışsın. Yani evet. Aslında biraz öyle. Cevat, sen evlenmek için mi çağırdın Yeliz'i? Yoksa aslında böyle para vermeden bir bakıcıya mı ihtiyacın vardı kardeşim? Benim 4 tane kız kardeşim var. Benim bakıcıya falan ihtiyacım yok. 21 aydır ben bu tedavileri görüyorum. Kız kardeşlerim bana bakıyor. Hı hı. Niyetiniz neydi peki? Gibi. Niyetiniz neydi Yeliz'le ilgili? Yeliz'le 1 hafta 10 günlük bir arkadaşlığımız vardı. Durumlarını anlattı bana. Bir haftalık. 1 hafta 10 günlük bir arkadaşlığımız vardı. Allah Allah, bu kadar kolay mı ya? Neyse, peki. Evi terk edeceğini söyledi. Aile baskısının olduğunu söyledi. Zorla biriyle evlendirileceğini söyledi. Ben dedim ki madem öyle dedim, gidecek yerin yoksa dedim, çık gel dedim. Evet. Yaşadığımız olay bu. Peki hiç, yani birbirinizi sevdiniz mi? Ya 1 haftada nasıl sevilir onu bilmiyorum ama hoşlandınız mı yani? Sevecek kadar bir zamanımız olmadı. 1 hafta 10 gün bir arkadaşlığımız, normal arkadaşlığımız oldu. Ya özür dilerim Cevat Beyciğim, 1 haftalık normal arkadaşlıkla siz Yeliz'le evlenmeye ne çabuk karar verdiniz ya? Ha Yeliz? Evlenmeye karar verdiniz derken yine diyorum, kız kalacak yeri olmadığı için dedim çık gel. Ama sonra da evleneceğim dedi mi, demedim ben sana Yeliz? Tamam, ben de kaldı bir sorar mısınız ki bu kadar fedakar bir insan. Bir de ne diyorsun söyle bakayım, sen sorarız tabii. Söyle. Ben de kaldı 1 ay 2 ay sonra dedim ki madem öyle yuva kuralım dedim. Ya böyle Allah Allah, evine biri geldi. Madem öyle evime geldin, bana da baktın. Ben seninle evleneyim mi dedin Cevat? Ben herkesin anlattıklarını sadece dinlemeye, sadece çok şaşırıyorum bazen. Ne olur mazur görün. Yani gerçekten inanamıyorum. Çünkü empati kurup anlamaya çalışıyorum. Neden ayrıldın? Peki sen mi Yeliz'den ayrıldın? Evet. Aa, öyle mi? Yani Yeliz senden ayrılmadı. Sen Yeliz'den ayrıldın. Evet. Peki bu söylediği olaylar kaç gün içerisinde oldu ya? Ben burayı çözemedim. Bunlar 4-5 aydır beraber. Bu söylediği olaylar kaç gün içerisinde oldu? Ve bu şahsa da sorar mısınız? Kendi kızı dün bağlandı stüdyoya. Madem bu kadar... Kendi kızı niye bağlandı? Ben babamla zaten uzun zamandan beri ilişkim yok diye beyan vermiş orada. Acaba bunlar kendisine bir sorabilir miyiz ya? Buyur Cevat. Ya bunlar bize bir söylesin yani. Konuş, ha. Ben kızıma da sahip çıkıyorum. Kızım yeni evlendi, 1 yıl oldu. Ne gerekliyse yapmışımdır. Hala da yapıyorum. Yeliz. Efendim. Ben ondan ayrıldım diyor. Didem Hanım zaten... İhanet etti mi Cevat'a? Hayır Didem Hanım, etmedim. Etmedim. Sosyal medyada birileriyle mi görüştün? Başka hayır, erkeklerle Didem mi Hanım, görüştün? Kimseyle görüşmedim. Cevat, sen sana ihanet etmedim diyor. Sen ihanet ettin diyorsun. Bak şu anda görüşmedim desen de, görüşmesin desen de Didem Hanım'ın önünde konuşma kayıtları hepsi var. Canlı ispatlı. Ben yayın sonrası bakacağım. Onlara şu anda bakamadım. Yani ya onların hepsini belgelediniz mi peki? Kimlerle görüşüyormuş peki? Kimle görüşüyormuş? İlgili olmuş. Bu dediğim son 10 günde yaşanan bir şey. Zaten pazartesi gün benim evimden gitti. Ya daha yeni pazartesi. Bugün bu pazartesi. Benim evimden de uygunsuz resimler çekmiş. Resimler bana geldi. Dediler ki birlikte yaşadığın kişi... Ya sen de sütten çıkmak kaşık ya. Her şeyi bu taraf yapmış şimdi değil mi? Hayır ya, bir resim olayı falan yok. Ayrıca insanları suçlamayı kes, kendi hatalarını resimle kapatmak direkt için. Sana geldi, sana yalan konuşma. Başkasından değil. Bu taraftan direkt sana geldi o resimler. Ya abla ya yalan söylüyor, şu anda yaptığı şey yalan söylemek ya, başka vallahi bir şey değil. Didem Hanım, ben... Didem Hanım. Evet. WhatsApp hattınızdan onun da o hataları neden yaptığını kabul edecek bana yazdığı mesajlar da dahil hepsini size attım. Okuduğunuzda kimin doğru kimin yanlış olduğunu göreceksiniz. Bak zaten. Pazartesi gününe kadar senin evinde, doğru mu? Bugün günlerden salıya. Düne kadar senin evinde miydi peki? Evet, ben evi terk ettim. Ona da dedim ki benim seninle bir işim olmaz. Dün mü terk ettin? Dün mü terk ettin evi? Ben bir hafta oldu evi terk edelim. Ha, bir hafta oldu. Ona da müsaade ettim. Dedim ki lütfen dedim bu resimlerden sonra dedim seninle hiçbir bağım olmaz. Benim evimi terk et git dedim. Yeliz, sen buna dedin ki ben bir hafta, bir aydır, iki aydır bir akrabasının evi, hatta hastanede tanıştığım birinin yanında kalıyorum. Ona bakıcılık yapıyorum. Aynı zamanda işte bir kadının da evinde kalıyorum. Bir hafta öncesine kadar Yeliz'le beraber Cevat'la beraber misin? Şöyle söyleyeyim Didem Hanım, Cevat zaten biz hastaneden çıktıktan sonra biz onunla tartıştık kendisiyle, ben ona açık açık söyledim. Hatta üvey annesi bağlanabilir Didem Hanım. Bağlanacak. O da şahit bu olanlara. Bir hafta öncesine kadar sen Cevat'la beraber misin? Anlatıyorum Didem Hanım. Öyle mi değil mi? Yeliz. Bu adam sana Yeliz çocuğunun yanında bağırmıyordu. Telefonunu elinden almadı mı senin bu adam? Vallahi o... Kimseyle seni bu adam görüştürmüyor muydu? Senin çocuğun bunlara söylüyor, ben değil. Şimdi bu burada adı Duday. Bir haftaya kadar hat yok diyordu, telefon yok diyordu. Evet. Şimdi adı Duday. Bir hafta içerisinde mi bunlar öldü? Ya ben de onu şaşıyorum ya, ben zaten. İkiniz de cevap verin bana ya. Ben 4 aydır bunun yanındayım. Bak abime soru soruyor. 2 gün öncesine kadar telefon yoktu. Şimdi orada diyor ya ben herkesle görüşüyorum. Ben bu adamı aradım da telefona bile bakmadı. Tenezzül edip mesaj attım, telefona bile bakmadı. Evet. Ya kayıtlar telefonumda. Ya bak abinle ablan şaşkınlar şu anda. Yani bu ne? Bunları yaptın. Bu adam bunları 2 günde mi tespit etti? Bir dakika cevaplayayım. Ben 4 aydır hat zaten kullanmıyorum Didem Hanım. Söylediği şey yani kafaya alınacak bir şey değil. Peki Cevat bu kadar yalanı... Cevat şimdi iyi dinle. Cevat bu kadar yalanı söylüyorsa, hepsi Cevat'ın dedikleri yalansa, niye bu kadar çok yalan söylüyor? Didem Hanım kendisini aklamak için yapıyor. Çünkü bence ikisi de yalan söylüyor Didem Hanım. İkisi de yalan söylüyor. İkisi de yalan konuşuyor. Ay şöyle diyor, ikisi de yalan söylüyor. İkisi de yalan konuşuyor bence. Ben de aynı fikirdeyim. Yani ikisi de yalan konuşuyor. Doğruları söylemediği yerler Didem var. Hanım, bak ben bunu tekrar söylüyorum. Bu arkadaşın internet üzerinden başkalarıyla da görüştüğünü, hatta o platformun üzerinden aldığı resimler. Bak, sana mı geldi? Burada, bana gelmedi. Ben görüştükleri platform üzerinden. O platform üzerinden oradaki kızların nasıl resimler attığını... Üvey anne Şükran Hanım bağlanacakmış. Şu anda 4.30'de canlı yayında karşımdaymış, hazırmış. Şükran Hanım merhabalar. Şükran Hanım merhabalar. Merhabalar canım. Siz Cevat Bey'in üvey annesisiniz, doğru mu? Evet Didem Hanım, evet. Peki Cevat mı doğru söylüyor, Yeliz mi doğru söylüyor? Kim doğru söylüyor? Şimdi sorarsan şu an Cevat doğru söylüyor Didem Hanım. Ha, Cevat doğru söylüyor. Yani Cevat doğru söylüyor. Yeliz'i o bıraktı, Cevat canım, bıraktı öyle mi? Aynen öyle. Cevat bazı şeylerini gördü, ondan sonra evimi terk et dedi. O da pazar günü ben onu yolladım. Pazartesi ben Bergama'ya geldim, düğün var, ablamın yanındayım şu anda. Peki bir şey söyleyeceğim. Neyi yakaladınız? Yani Yeliz de diyor ki Cevat yalan söylüyor. Nesini yakaladınız Yeliz'in? Yalan söylemiyor. O kendi de bilip bana da aynısını gösterdi. Aynı şekil o Cevat'a da gitmişti o resimler. Hatta ben dedim kızım çok ayıp etmişim. Bunu göndermezsen, bir tek Cevat görmedi bunu dedim. Sen de herkes görmüş bu resmin dedim. Çünkü çok yani görmeyen bir şeydi yani öyle. Ben öyle anlatayım. Ben yaşlı bir insanım. Ama cahilim. Sorar mısınız Cevat'ın diğer resimler geldiği zaman hani... Bir dakika. Önce bunu netleştirip sorunu netleştirin. Bekle lütfen. Şunu söyler misin lütfen? Yani bu fotoğrafları, kendi fotoğraflarını anladığım kadarıyla iddianıza göre Yeliz kendisi çekiyor. Sonra o sitelerden görüştüğü, flörtleştiği başka erkeklere mi gönderiyor? Doğru mu anladım? Aynen öyle. Kendi de söyledi. Şu an beni de duyuyorsa sallama teyze, sallama. Mezara bir çeyrek kaldı. Dün böyle söylemiyordu. Gerçekten Didem Hanım şu anda bak dün diyordu ki kızım diyordu ben doğruları söyleyeceğim diyordu. Yok, şu anda bağlandı, biliyorum ki ya yalan ya bu kadar olmaz ya gerçekten. Dün farklı Ona öyle, burada bunu söylemenin bir anlamı yok. Aileni değişip, senin arkanda destek kalan aileni değişip gittiğin kızım, insanlara bak. Ben o kadına bir şey demiyorum, yaşlı kadın. Ne desen ona ne anlayacak? Desen ona göre. Senle Cevat'ın arasındaki şey ben. Cevat desen ona göre bu resimler, başka kızların resimleri de var. Cevat o telefonu alsın, göstersin ona bakalım bu sefer öyle söyleyebilecek mi? Ama kadın ne yapsın? 60 yaşındaki kadın ne yapsın? Çünkü karşısındaki adam belli. Karşısındaki kadın belli. Ya belki de işte senin fotoğrafların. Cevat o fotoğrafları senin, Yeliz'in fotoğraflarını sen çekmişsin. Benim bana geldiğini ispatlayacak, başkasının bana attığını ispatlayacak. Tamam biz de senin, biz de senin için böyle bir şey ispatlayacağız. Edecek. Bir saniye beni dinler misin? Beni dinler misin? Benimle muhatap olur musun? Biz de seninle sana dair gelen şeyleri ispatlarsak o zaman ne yapacak? Ben seninle alakalı bir sürü araştırma yaptım Cevat. Bir sürü. Arkadaşım bak, senin kız kardeşin 5 kişiyle evlenmiş, 31 yaşında. Size ne? Benim bunlardan sana ne? Sen öyle rezil ettin. Bir dakika, Ayşe ne düşünüyorsun? Bir dakika Ayşe. Sahip çıktın diyor. Ya bırak abla, Allah'ın seversen ne sahip çıkması ya? Abla kendisine sahip çıkamayan bir insan neyine sahip çıkıyor? Aha sahip çıktığı kadın burada ya. Dur, aha burada ya. Şükran Hanım'a bir... Yeliz, peki sen Şükran Hanım'ın söyledikleri karşısında hayal kırıklığına mı uğradın? Ya Didem Hanım yani farklı konuşuyordu. Bana dün hatta sizinle görüştükten sonra beni aradım onu. Kızım dedim merak etme dedi, ben ne biliyorsam doğruları anlatacağım dedi. Söyle dedi, Şükran Hanım o zaman. Dedi. Şükran Hanımcığım.